Melek Hanım, Atilla sahibi. Çok sağ olun. Semra Hanım. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarla bir araya geldi. Bugün biliyorsunuz 8 Mart Kadınlar Günü. Aslında senede bir gün değil, her gün Kadınlar Günü olması lazım. Zeytinburnu'ndaki bir tekstil atölyesini ziyaret eden Kotil, kadın çalışanlara gül verdi, projelerini anlattı. Bunu alacak olan kim pazara gittiğinde? Annedir, bayanlardır. Şimdi biz kadınlarımızın cebine her ay 1000 artı 1500, 2500 lira para koyduğumuzda bu parayı ne yapacak? Para gidecek tekstile, oradan para gidecek markete, marketten gidecek kasaba, kasaptan gidecek manava. Para piyasada ne olmaya başlayacak? Dolaşmaya başlayacak. Türkiye'de para yılda 16 defa elden ele dolaşıyor. Bunun manası şu: ben size verdiğimden çok çok daha fazla piyasada bir canlılık olacak. Buradan devletin üreticiden alacağı vergi verdiğinden fazladır. Yani aslında biz size para verdiğimizde devlet olarak zarar etmiyoruz. Aksine ne ediyoruz? Piyasa canlanıyor. Bu bizim genel politikamız ve genel başkanımızın bugün bütün dünyada duyulan ekonomi modelinin temeli aslında bayanları tüketmeye başlattırmaktır. Kadınlar tüketirse üretici de ürettiğine pazar bulur. Projelerimizin kaynağı milli ekonomi modelidir diyen Selim Kotil, İstanbul'da yaşayan kadınlar için geliştirdiği projeleri de anlattı. Kadınlarımızın tamamı, hepimizin öyle de böyle birkaç tane çocuğumuz var değil mi evladımız? Okullar açıldığı zaman onlara kırtasiye, alışveriş almak yük mü? Yük. Her evladımız için, üniversite çağına kadar olan her evladımız için Eylül ayında çocuk başına belediye 1000 Türk lirası para verecek. Kitap kart diye bir kart çıkartacağım. Sadece kitap alışverişinde geçerli. 100 lira ilkokul çocuklarına, 200 lira ortaokul ve liseye, 400 lira da üniversiteli gence yılda bir tane kart vereceğim. Gidecek, istediği kitabı okuyabilir. Alacak, kart her yıl dolacak. Var mı bir problem? Devam edelim. Biz kreş açıp kreş sahipleri rekabet etmeyeceğiz. Çalışan kadınlarımızın çocukları için, kreşe verdiği çocuğu için çocuk başına 500 lira belediye yardım verecek. Böylelikle çocuğuma kim bakacak diye kimse düşünmeyecek.